Unity oyun motorunda idle yani bekleme animasyonu nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle bir tane karakter seçmeniz gerekmekte. İnternette zaten bu karakteri bulabilirsiniz. Bedava bir karakter. Burada idle animasyonunu bulunduğu resimleri bu şekilde görmektesiniz. Hepsi ayrı birer resim. Burada hepsini şu şekilde seçiyorum. Ctrl'e basarak tabii ki burada farklı bir dosya olmasa Shift ile de seçebilirdik. Ardından bunu sahnemize şu şekilde sürükleyelim karakterimizi. Animasyon ismini istediğiniz bir şey verebilirsiniz. Ben burada idle diyeceğim. Evet, şöyle iki tane E ile yazacağım. Karışmasın. Evet, idle şeklinde yazdık. Şimdi oyunu çalıştırdığımızda idle animasyonun yani bekleme animasyonunun bakın şu şekilde geldiğini görmektesiniz. Şu diğer karakteri bir görünmez yapalım ki kafanız karışmasın. Evet, görüldüğü gibi oyun çalıştığında bekleme anına geçiyor. Peki neden bu bekleme anına geçiyor ve bu süreyi biraz değiştirebilir miyiz ona bakalım. Öncelikle şunu Maximize on Play seçeneğini pasif hale getirelim. Window kısmından Animation seçeneğini seçtikten sonra burada tekrardan Animation'a tıklayabilir veya Ctrl+6'ya basabiliriz. Animation'a bastıktan sonra karakterimizi seçmemiz gerekiyor ki zaten seçili. Diyelim başka bir şeyi seçtik. Burada görüldüğü gibi herhangi bir animasyon göremeyiz. Tekrar karakterimizi seçmemiz gerekir. Ben de çok dosya olduğu için karışıyor. Direkt şuradan karakterimi seçiyorum. Burada oynat seçeneğini tıkladığımda karakterimi bekleme animasyonun oldukça yavaş olduğunu görüyorum. Dolayısıyla hepsini seçtikten sonra en sağda bulunan kısmı birazcık daha sola çekiyorum arkadaşlar. Bunu birazcık daha sola çektiğimizde hızlanma olacaktır. Şu şekilde birazcık daha çekelim. Evet, sanki böyle daha iyi oldu gibi. Hatta çok fazla hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle yapalım. Bu kadar olsa, evet, bu şekilde bekleme animasyonunu yaptık. Peki neden oyun başlar başlamaz bekleme animasyonu çalışıyor? Yani ezbere gitmeyelim, onun mantığını da açıklayalım. Bakın oyunu başlattığım an idle animasyonun çalıştığını göreceksiniz. Window kısmına geliyoruz. Window kısmından animation'a geldikten sonra burada animator yazıyor. Animator nasıl okunuyorsa artık bunu tıklıyoruz. Animator büyük ihtimalle. Ardından burada görüldüğü gibi idle çalışıyor. Çünkü başka bir animasyonumuz yok. Dolayısıyla oyun başlar başlamaz idle animasyonuna geçiyor. Bir sonraki dersimize yürüme animasyonun nasıl yapıldığını göstereceğiz.